Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin ve Golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar videomuzla ilgili şunu söyleyeyim. Lütfen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip desteklerinizi eksik etmeyin. Özellikle şu son günlerde çok ihtiyacımız var. Niye? Çünkü doğruları söylediğimiz zaman normalde rakip takım taraftarlarından tepki alıyorduk. Ama şu ara kendini Fenerbahçe ile addeden taraftar gruplarından tepki almaya başladık. Muhtemelen birileri birilerinden mamalanıyor e, şey pardon nemalanıyor. alanıyor e, birileri birilerine diyor ki sen benim savunuculuğumu yap al sana şu kadar diyor. Muhtemelen ondandır. Şimdi nereden başlayayım bilmiyorum. İlk olarak şuradan başlayayım. Ulaş abi bir şey paylaşmış Redondo. Diyor ki hani bunu yorumlamam lazım. Emre Mor Zaniolo'dan daha iyi diyor. Ya da büyüktür işareti koymuş. Arada Güler büyüktür. Mertens. İsmail Yüksek büyüktür. Oliveira. Crespo büyüktür. Torreira. Ferdi Kadıoğlu büyüktür. Saka Boya diyor. Fenerbahçe kadrosu uzun vadede. Galatasaray kadrosunun çok daha önünde diyor. Şimdi dürüst konuşalım. Zaniolo e, bence daha kendini kanıtlayamadı. Tamam o o kadar para verdi. Transfer market değeri var. Ama bence kendini kanıtlayamadı. Fakat 30 milyon euro çok büyük bir yatırım. Bak Emre Mor'u 2 milyon euroya almışsın. 15 kat değerindeki futbolcudan bahsediyorsun. Şimdi Emre Mor daha büyüktür demek de yanlış. Çünkü Dortmund'a gitti, Galatasaray'a gitti. Tutunamadı. Mesela Yusuf Demir Barcelona gördü, Galatasaray gördü. Şimdi de dibi gördü mesela. Sen şu kadar iyidir, bu kadar kötüdür diyemezsin. Ben şu an Emre Morzan olayında Zanyolu'nun bir 450-500 dakika hani özellikle dikkatlice izlemem lazım. Şu ana kadar izlediğim Zanyolu'dan daha büyüklerim. Çünkü işi gücü sataşmak, avul yapmak, kendini yere atmak, sertlik olan bir futbolcu. Ama hani ben Fenerbahçe gözlüğümle izlediğim için belki de böyle. Arda Güler Mertens buna katılırım. Arda Güler şu an Süper Lig'deki her futbolcudan daha iyi deseniz katılırım. İsmail Yüksek Oliveira bence İsmail Yüksek gençlikten dolayı Oliveira'dan üstün diyebilirsin yoksa Oliveira'nın tecrübesi ve yetenekleri bence İsmail'den daha yüksek ama İsmail oynadıkça daha da geliştirecek dersen katılırım. Fakat onun dışında pek katılmam. Crespo Torreira şimdi Crespo'yu severiz, sayarız. Geçen sezonki Crespo Torreira'yı 5'le çarpar. Tokatlar, döver. Suya götürür, susuz getirir. Ama bu seneki Torreira bence Crespo'dan daha iyi. Ferdi Sakaboy, Galatasaray'da bana birini verin deseniz alacağım tek isim Sakaboy'dir diye bas bas bağıran birisi olarak söyleyeyim. Bu seneki Ferdi evet e, Sakaboy'den iyi. Ama e, bir Osai ile Sakaboy'ı kıyaslasanız o zaman Sakaboy derim. Böyle de bir şey yapayım. Ha Necati Ateşti ne diyor Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'nin kadrosundan daha kaliteli diyor. Ha bunun fanatizmi, ha bu yorumlar. Bunlara çok takılmamak lazım. <laughs> Bakın, geniş şeyde bakarsan dersin ki Mustera 6 aydan daha iyi dersin. Ama maç maç bakarsan yaptığı ölümcül hatalar sayısı hani Mustera'nın daha fazladır. Çünkü daha çok maç yaptı. Bunlar çocuksu karşılaştırmalar bence ya. Bakın şunu söyleyeyim size. Fenerbahçe'nin mesela. Hocam hücum attığımız Galatasaray'dan daha kötü. Kime göre kötü? Hocam bizce kötü. Yani 2021-2022'de 46 resmi maç, 38 gol atan Fenerbahçe forvet hattı. Bu sezon 2022-23'te 42 resmi maça çıkmış, 60 gol atmış. Diyeceğiniz cümle şu. Ya hocam o zamanlarda forvet sayısı azdı. Andangoç. Sahada 11 futbolcudan oynuyorsun. O çıktı mıydı? Öbürü giriyor. Öbürü çıktı mıydı? Öbürü giriyor. Yani isterse 4 tane forvet olsun. Burada 15 tane forvet olsun. Fark etmiyor ki. Totale bakıyorsun burada. O yani 46 maçta 4 maç eksiği var. O zaman 38 şimdi 60 gol atmışlar. Ve Fenerbahçe forvetlerinin bu sezon resmi müsabakalarda 60 gol 23 asistlik performansı var. Eşek şey, Enner Valencia 30 gol 5 asist. 30 gol 5 asist. 35 gol katkısı. Batshuayi 15 gol 1 asist. Şimdi ikisini toplayın 45 gol 6 asist. Ama Icardi ile Mertens kadar yok diyenler var. Ben de bunları salakça buluyorum. Ben 45 gol 6 asist. Şu kadarı penaltı olsun. Ah atamada bir penaltı yüzünden şampiyonluk kaçtı diyorsunuz. Rossi 3 gol 9 asist. Bak çoğu Fenerbahçe taraftarı da çöpler. King 6 gol 3 asist. İnanın ben çok şaşırdım Joshua King'e. 6 gol 3 asist yani 9 gol katkısı. Çoğumuza göre yok. Serdar Dursun 4 gol 4 asist oldu. Bak 4 gol 4 asist oldu. Bak bir maç belki kaderini değiştirdi. Cao Pedro 2 gol 1 asist ama Cao Pedro'dan beklenti 0. Ki benim en büyük hayal kırıklığımdır. Hatırlarsanız ben bir futbolcunun skills videosunu ilk defa yarıda kestim. Dedim ki bundaki futbol aklı sahaya yansırsa bizi şampiyonluğa yapar attırarak götürür. Bak bu takımda bu futbol zekasına sahip 2 kişi, 2 kişi var dedim eğer gelirse. 1 Cao Pedro 2 Arda Güler. İkisinden yani ikisinin sahaya bu zekayı yansıtması bizi uçurur dedim. Cao Pedro öyle uzaktan 70 metreden gol atacak futbolcu değil. Ama atacağı bir ara pasıyla maçı bitirecek futbol. Yapacağı bir ver kaçta, bir vuruş becerisiyle maçı bitirecek futbolcu dedim ama çok büyük hayal kırıklığı Serdar Dursun için bak sezon başında size ne dedim. Sevin sevmeyin mühim değil ama iyi bir yedek Türk her antrenman sonrası ekstra çalışır. Kadroya alınmasa sorun çıkarmaz. Ben şu takıma gideceğim, bu takıma gideceğim diye haber yaptırmaz. Oynatıldığında elinden geleni yapar dedim. Bak dün iki Kayseri maçında bir gol iki asist ama iki tane de yüzde yüzlük kaçırdı. İşte Fenerbahçe taraftarının bununla kızıyorum. Ya arkadaş Abu Bakar gol kralı olduğunda Samatta'dan daha az yüzdeli gol atma şeyi oranına sahipti biliyor musunuz? Samatta'dan daha fazla kaçır, yani kaçırma oranı vardı. Atıyorum Samatta 10 pozisyona girdi. 8'ini harcadı diyelim. Ya da 7'sini harcadı diyelim. Abu Bakar 10 pozisyona girip 8'ini harcama ortalamasına sahipti. Ama daha çok pozisyona girdiği için göze hoş geliyordu. Şimdi Serdar. King'in yine Serdar denenseydi çok daha değişik olurdu. Fenerbahçe bekon Nigel Hayes Davis ile 2 artı 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıklamış. Babası isim koyarken hiçbir düşünmemiş. Ya. Anadolu Efes karşısına Nigel Hayes Davis'in 40 dakikada 26 sayı 13'te 9 saha içi isabeti. 4'te 3 3 sayı isabeti, 4 riban 4 asist, 1 top çalma. Yani yıldızdan arasında kaynasa da büyük karakter diyorlar. Yani Yal Davis için ben bunu da söyleyeyim. Hani başka kulvarlarda şey yapalım. Arkadaşlar iki tane husus var. Konuşmamız gereken. Bir PFDK sevkleri. 2. İsak Bural olayı. Şimdi PFDK sevkini konuşalım. Şimdi bunu konuşmazsam olmayacak. Beşiktaş ne demek Beşiktaş? Beşiktaş'ın üstüne oyunlar oynanılıyor. Beşiktaş sevk edilmiş işte kulüp olarak. Yani demek ki sportmenin aykırı hareketleri falan var. Ahmet Nurçebi, Galatasaray, Dursun Özbek, Mauro Icardi, Emre Belezoğlu. Şimdi bunların içerisinde ne Emre Belezoğlu ne öbürü ne şu ne Dursun Özbek falan umurda da Zaten Dursun Özbek'i affederler. Yani Dursun Özbek Allah ikidir dese bile Galatasaray taraftarı der ki Dursun Başkan diyorsa bir bildiği vardır. PFDK der ki Fenerbahçe cübbesini giyerek cezaya yer yok, gerek yok der. O önemli değil ama Icardi olayı çok konuşuluyor. Gerekçe sportmenliğe aykırı hareket bunların hepsinin sebebi. Şimdi Icardi Başakşehir maçı sonrasında sosyal medya hesabından bir şey paylaşıyor. Bir şey yayınlıyor. Hani hırsızlık, bilmem e, tuzak, bilmem şöyle böyle falan filan hani bir büyük bir sitem paylaşıyor diyelim. Açıklama, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak FFDK'ya sevk edilmiş. Tedbirsiz. Tedbirsiz ne? Kasıt ne biliyor musunuz? Şu. Şimdi tedbirli olarak sevk edilseydi Başakşehir maçında oynayamazdı. Şimdi tedbirli olarak sevk edilmiş olsaydı taraftar Başakşehir maçında oynadığının hesabını soracaktı. Yani pardon. Ee, tedbirsizin kastı oynayamayacak. Önümüzdeki zaten bu hafta sonu bayan geçeceği için Galatasaray. Gerçi Perşembe günü açıklanacak. Maçı olmadığı için tedbirsiz. Başakşehir maçından sonra yani herhangi bir maç olsa da oynayabilecekti onu söyleyeyim. Kafa karışmasın dur. 3 maç ceza alır diyenler var. 1 alır diyenler var. Kupada cezasını alır diyen var vesaire vesaire. Arkadaşlar cezayı saha içinde almadığı için kupada görmez cezayı bak e, olayı sosyal medya hesabından yani ligin aktif olduğu dönemde yaptığı için lig maçında alacak zaten kupadan da elendikleri için onu söyleyeyim 3 e, maç alacak bir maç alacak iki maç alacak demiş şimdi profesyonel futbol disiplin talimatı madde 92 ona göre ceza kardin alacağı ilk maçtan itibaren başlayacak bu da tamam ben size söyleyeyim kardin alacağı ceza sayısını bir o da tepkilerden dolayı. Yani tepkilerden dolayı bir maç ceza alacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hocam 3 maç yazıyor da eşecek kadar. Ya abi 1 ila 3 maç arası diyor. Şimdi bak ben elhamdülillah çok şükür Müslümanım. Kimsenin hakkına girmeye girmek istemeyen bir Müslümanım. Çok şükür Allah herkese nasip etsin. Ama doğruya doğru da söyleyen bir Müslümanım. Ne derseniz deyin. Yani beni seversiniz sevmezsiniz çok mühim değil. Ama dürüst konuşmanız lazım. Yani konuştuğumuz her şey dürüst olması lazım. Şimdi Icardi'ninkinde küfür yok. O sayınınkini örnek gösteriyorsunuz. O sayınınkinde F nokta nokta K ile başlayan bir İngilizce küfür var. Bunda küfür yok. Ha bu da işte lik dizayn edildi falan filan. Senin haddine mi? O da ayrı bir mesele. Sana ne? Al paranı çekil git. 7 milyon euro sen al. 3 milyon euro Van'dan ağır alsın. 750 bin euro desinler. Galatasaray hatta da 7, 750 bin euro'nun olduğuna inansınlar. Tamam. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Yani ben buna kızıyorum ya. Buna kızıyorum. Ama alacağı ceza bu. Eğer bir maç alırsa Kayseri Spor maçında yok. iki maç alırsa Alanya Spor maçında yok. Üç maç alırsa Üç maç alırsa zaten Galatasaray ligden çekilir herhalde. Gerçi ligi oynatmazlar. Ellerinde belgeler var. Bilgiler var. Ben dediğim gibi bir maç ceza alır. Başka bir şey almaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha şu var. Hocam Jorge Jesus da 3 maç diye yargılandı bir maç. Jorge Jesus UEFA turnuvasında konuştu. Federasyon cezayı veremiyor çünkü UEFA turnuvasında konuştu. Turnuva bitti. Maç bitti. Akşam eve geldi. Instagram hesabından dedi ki selamun aleyküm gençler nasılsınız? Bu bizim Lig masa başında oynanılıyor dedi ya. UEFA turnuvası bitmişti. Artık lig maratonda olduğu için Resmi müsabakalar kaç tane arka arka mesela lig kupa diyelim 2. 2 müsabakanın men cezası yerde. 3 yememesinin sebebi bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Okan Buruk da aynı masa başı şu bu diyor. O, o, diyor bu diyor. Yani e, çok takılmayın buna. Yani bir de Icardi'den değil de Allah'tan korkun arkadaşlar. Hem, hem Fenerbahçe taraftarına diyorum hem başkasına. Yani hakemlere de söylüyorum Galatasaray'dan yöneticilerinden değil Allah'tan korkun. Fenerbahçe taraftarına da söylüyorum Allah'tan korkun yani. Yani bu iş bu şekilde e-spor maçında bile hile yapan bir rakibin varsa senin basket maçında cezalı basketçi yerine başkasının yani başkasının formasıyla basketçi oynatacak kadar düşen bir rakibin varsa senin menajer ücretini bu kadar düşük gösteren bir rakibin varsa senin yani her türlü ayak oyunlarına hazır ol. Her türlü lobiciliğinin e, ekmeğini yiyeceklerini bil. Gelelim Misak Bural'a. Misak Bural dün gündemde sosyal medyada ama boşuna gündem yaptınız. Şimdi i̇şte İsak Bural'ın sözleşmesi feshedildi. Doğru. Oyuncu 18 yaşının altında. Fenerbahçe mantıksal olarak kiralayamıyor. Daha doğrusu FIFA 18 yaş altı oyuncuları kiralamaya izin vermiyor arkadaşlar. Ben size şunu söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Eee İsak Bural gidecek, oynayacak, orada oynayacak, oynamasına ama ortada bir sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? 18 yaşın altındaki futbolcu Profesyonel ligde oynayamıyor Böyle bir sıkıntı var diye Şöyle de bir durum var dedim Oranın altyapısından yetiştiği için orada oynayabiliyor Mesela şöyle söyleyeyim size Anlayacağınız şekilde Bora Aydınlık bizim futbolcumuz Başka takıma sattık takım bize geri kiraladı diyelim Biz A takımımızda oynatabiliyoruz Çünkü bizim altyapıdan çıktığı için Anladınız mı Ama Galatasaray'a gitse oynayamaz Çünkü 18'e kadar bekleyecek A takımda oynayamaz kural. Fakat bir de kiralama kuralı var e, hocam biz de hani FIFA'ya e, ayak oyunu mu çektik? Hayır ayak oyunu falan çekmedik. İzin vermiyor ve biz statüsü sağlamak için sözleşmesini feshettik. Futbolcunun yani futbolcu bizim futbolcumuz. Hammarbi'ye satın alma opsiyonuyla kiraladı. Fenerbahçe diyor bak yapılan şeyler. Yapılan sözleşmede satış gözükse de oyuncu bu yöntemle Hammarbi'ye satılmadı kiralandı. Yani özetle 18 yaşın altındaki oyuncuyu kiralamak istiyorsanız. Satın alma opsiyonu koymak zorundaymışsınız. Bilginiz olsun. Belki de oradaki opsiyon 50 milyon euro'dur. Anlatabiliyor muyum? Fakat bunun da yanlışlığından bahsedildiği için Fenerbahçe-İsak-Bural'ın sözleşmesini feshetti. Ve e, İsak-Bural da tıpkı Arda Güler gibi, Bora Aydınlık gibi, Jojin gibi, Emir Ortakaya gibi gelecek vaat gelecek beklenen isimlerden isim yani Galatasaray forumlarına falan baktım. Allah diyor geleceğin yıldızı diye aldılar diyor. Ha, ha Fenerbahçe yine komik bir şey yaptı falan diyor. Yani kiralık gönderebileceğin için feshettin. 31 Aralık 2023'te sözleşmesi bitiyor. Yaşı da uyduğu için geri alıyorsun. Yani böyle bir olay var. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. TFF'ye bildirim tarihi, fesih bildirim tarihi 3 Mart 2023. Yani yeni bir şey değil sadece federasyon kayıtlarına yeni yansıdığı için şey yapıyorlar. 4 Şubat 2023'te kiralanıyor. Sonra gelen e, bilgi üzerine fesih ediliyor. Bu şekilde gönderiyor. Yani İshak Vural olayı bu. Bizim futbolcumuz geri bize dönecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi e, Jesus'tan ilgili de şeyler var. Marcelo Bielsa Uruguay milli takımının yeni teknik direktör olmuş. Bielsa hocamı da çok istemiştik ama işte. Al Alnastr Anderson Taliska'nın sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmış. E biz kimin haberini yapacağız? Ya biz kaplı maplı kimin Taliska'nın duyumunu kapına vereceğiz? Kazık değil mi lan bize? Evet sedef alaksız. Sen na nasıl uzatabilirsin ya sözleşmeni ya? Sana kim uzat diyor? Hani sen mutsuzdun ayrılacaktın bir şeyler diyordun Şakip Bey'le haber gönderiyordun ne olduğunu. ona? Alaksız herif ya siz adam. Hadi böyleydi ya. Ya bu, bunu buradan alın bak. Bu, bak benim karşıma çıkartmayın bunu. Harbi şimdi biz Tariska sözleşme uzattı. Biz kimin duyumunu vereceğiz? Duyumcu arkadaşlar ne yapacak? Haplı maplı şekli şükürlü. Ya şöyle böyle bir haberler falan veremeyecek bir şey i̇şte son dakikalar falan. Ese şansımıza küselim. Bu arada Kayseri Spor basın sözcüsü Sayın Samet Koç. Haftaya oynayacağımız Galatasaray maçında adil bir yönetim talep ediyoruz. Kulüplerin şampiyonluk yarışında Kayseri kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz demiş. E, Galatasaray yine ağlamış. Son haftalarda olduğu gibi. Sürekli ağlıyorlar zaten. Ama bu ağıt yani artık çok oldu ya. Hem bu kadar kullanıp hem yapılması. Arkadaşlar önemli bir husus belirteyim. Nedir o husus? Şudur o husus. Bir çekiliş yaptık. 6 kişi forma kazandı. 4 kişi de yedek. Asya'da yedek olun fark etmez. Bana ulaştırmanız gereken bilgiler var. Mail adresi kanalımızın hakkında kısmında mevcut. Yani hakkında kısmına girip mail adresini bulamıyorsanız orada bir sıkıntı var. E, i̇kinci bir husus arkadaşlar kanal aboneliklerinizi açık tutmanız lazım. Yani abonelik tarihinizi görmem lazım. Göremezsem maalesef bunu veremem. Pazartesi de son gün bilginiz olsun. Kanalınız abonelikleri için Google Chrome ya da bilgisayar üzerinden YouTube'da oturum açın arkadaşlar. YouTube ana sayfasına girin. Sağ üstte profil resminize tıklayın. Orada ayarlar kısmı var. Gizlilik kısmından tüm aboneliklerimi gizli tut ya da açın seçeneğinden tüm aboneliklerimi aç kısmına tıklayın ve kanalımıza yorum yapın. Aboneliklerimi açtım diye bir yorum yapın. Hatta o çekiliş videosuna da atabilirsiniz. Oraya bak. Kontrol edeceğiz. Çekiliş tarihinden önce aboneyseniz hiçbir sıkıntı yok. Helal hoş olsun formanızı göndereceğiz. Ama değilseniz hakkınızı yedeklere devredersiniz. Ben onu söyleyeyim. Ya da abone değilseniz zaten hiç yani yazmanıza bile gerek yok. İyi de hocam bu sistem işte çekiliş yaparken abone olup olmadığını görmedim. Arkadaşlar orada bir sıkıntı yaşamış. Sistem kilitlenmiş abone olup olmadıklarına e, tam şey yapamam yani normalde sistem aboneleri direkt çekilişe sokuyor ama burada bir sıkıntı var üçüncü hususta şu bana şu bilgileri göndereceksiniz ad soyad elektronik posta telefon e, posta kodu artı arkadaşlar size zahmet olacak ama ben sizin hangi beden giydiğinizi nereden bilebilirim üç çeşit forma var hangisini istediğinizi nereden bilebilirim arkadaş yazmış işte adres şu bir tane mail İkinci mail, posta kodu şu. Üçüncü mail, ha arkadaş, hepsini toplayıp metin olarak yazamıyor musunuz? Bak, at, soyat, telefon numarası, mail adresiniz, adresiniz, hangi formayı istediniz ve bedeniniz. Bu kadar basit, çok zor değil. Şu ana kadar birkaç kişinin bilgisi geldi, onların bilgisi bende duruyor zaten. Maille de cevap verdim onlara. E, Golbar.com ekibi Pazartesi günden itibaren siparişleri verecek. Tahminime göre Cuma'ya kadar. E, gelir formalarınız. Haberiniz olsun. Acele edin arkadaşlar. Bir an önce bana ilet, e, iletin ki ben de e, golvar.com ekibine söyleyeyim. Hatta eksiksiz gönderen sadece hani eksiksiz gönderen birkaç kişi var. Onu söyleyeyim. Mesela Evren kardeşim göndermiş. Adres şu demiş. Telefon şu. Elektronik posta. Forma çubuklu olsun. MB'den 10 numara olur başka. Yalnız arkasında golver.com yazacak onu söyleyeyim. Yani bunlar da bilin arkadaşlar. Tekrardan teşekkürler. Bu arada kanalımıza çekilişler sürecek. Ee, başka şeyler de sürecek. Yeter ki kanala abone olun ve takipte kalın arkadaşlar. Üyeleri özelde bir forma çekilişi düşünüyorum ama üye arkadaşlar ne video izliyorlar ne tıklama yapıyorlar. Biraz gayret etseler bir şeyler yapacağız da. Neyse hayırlısı bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.